Merhaba arkadaşlar. Avukatlık ve noterlik hukuku dersinin 9. ünitesiyle birlikte noterlerin hak ve yükümlülüklerini öğrenmeye başlıyoruz. Bu ünitede noterlerin hakları, noterlerin yükümlülükleri, noter işlemlerinden yasaklılık konularını işleyeceğiz. Noterlerin hakları. Hukukta en temel, belki de en önemli kavram hak kavramıdır. Hak, hukuken korunan menfaat, kişilere tanınan yetki, davranış özgürlüğü şeklinde tanımlanabilir. Haklar, kamu hakları ve özel haklar olarak ikiye ayrılır. Kamu hakları, kamu hukukundan doğan, genellikle kişisel, sosyal ve siyasal haklar olarak üç sınıfta tasnif edilen haklardır. Özel haklar ise özel hukuktan doğan haklardır. Özel haklarda kendi içinde niteliklerine, konularına, devredilip devredilmediklerine, kullanılmalarına ve amaçlarına ve bağımsız olup olmamalarına göre sınıflandırılırlar. Noterlerin ücret hakkı ve izin hakkı bulunmaktadır. Ücret hakkı. Her ne kadar noterlik kamusal bir faaliyet olsa da noterler noterlik kanunu ve ücret tarifesindeki esaslara göre hizmet alan kişilerden ücret almaktadırlar. Noterler noterlik kanunu ve ücret tarifesindeki esaslara göre ücret talep etme hakkına sahiptirler. Noterliğin ücret tarifelerinin kanunla belirlenmiş olması, noterin alacağı ücreti kendi iradesiyle belirleyememesi noterliğin kamu hizmeti niteliğinin sonuçlarındandır. Noterin iş sahibinden ücret alması, noterin iş sahibine bağımlı olmasını gerektirmez. Noter, hukuka aykırı olduğuna kanaat getirdiği hiçbir işi yapamaz. Noterlerin gelirleri. Noterlerin haklarından olan mesleki gelirlerini 3 ana başlık altında toplamak mümkündür. Ücret gelirleri, noter hissesi geliri, ortak cari hesap geliri. Bunları sırasıyla inceleyeceğiz. Ücret gelirleri. Noterlik Kanunu'nun 112. maddesinin 1. fıkrası gereğince noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretleriyle vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesine alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması, kanunların harç, vergi ve resimlerinden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekillerinin yol ödeneği miktarı Türkiye Noterler Birliği'nin mütalaası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir tarife ile tespit olunur. Noter ücreti. Noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretlerdir. Ücretlerin alınmasında sayfa hesabı Harçlar Kanunu'ndaki esaslara göre yapılır. Düzenleme ücreti. Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir. Başta vasiyetname ve vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretlere düzenleme ücreti adı verilir. Yazı ücreti. Noterlikte yazılan işlemlerin asıl veya suret her bir sayfası için alınacak ücrete yazı ücreti adı verilir. Bildirim yazı ücreti. Kanunun bildirmekle yükümlü kıldığı işlemlerin ilgili mercilere bildirimi için noterlerin yazacakları her tezkere için alınacak ücrettir. Bildirim ücretine örnek olarak Noterlik Kanunu 68. maddesine göre onaylanacak defterlerin nevini, ait olduğu yılı, sayfa sayısını,
sözü geçen kanunların emrettiği şekilde mercilere tek tek veya liste halinde taahhütlü şekilde bildirmek gösterilebilir. Çevirme ücreti. Bir dilden diğer bir dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çeviriler karşılığında sayfa durumuna göre alınan ücrettir. Karşılaştırma ücreti. Noterlik dışında yazılarak onay için getirilen işlemlerde ibraz olunan evrakın birbirine uygunluğunun karşılaştırılması sebebiyle sayfa sayısına göre alınan ücrettir. Tescil ücreti. Kanunların tescilini öngördüğü işlemlerin noter tescil defterine işlenmesi nedeniyle alınan ücrettir. Emanetlerin saklanması ücreti. Noterlere saklanmak üzere teslim edilen eşya veya belge veya değerli kağıtların saklanması sebebiyle yıl üzerinden alınan ücrettir. Emanetlerin saklanması için belirlenen ücrete saklanma süresi, saklanan şeyin niteliği ve değeri, saklama için özel bir donanım gerekmesi etkilidir. Defter onaylama ücreti. Noterler, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar. Kanunen onaylanması gereken defter, fatura ve benzeri belgelerin onaylanması, tasdiki sebebiyle alınan ücrete defter onaylama ücreti denir. Yol ödeneği. Noterlerle imzayı yetkili vekillerinin noterlik dairesi dışında yaptıkları işler nedeniyle yapılacak işlemin bedeli yanı sıra ek olarak gidilen yol vesaire masraflar için aldıkları ücrettir. Memur vasıtasıyla tebliğ ücreti. İlgilinin istemi üzerine ve kanunun öngördüğü durumlarda mahallinde memur vasıtasıyla yapılacak tebligatlarda alınacak ücrettir. Sair ücret. Kanunun ücret almayı öngördüğü sair işlemlerden alınan ücrettir. Noterlik Kanunu'nun 116. maddesi gereğince aksine bir kanun hükmü veya aralarında yapılmış bir sözleşme bulunmadıkça yapılan işlemlerin giderleri ilgililer arasında eşit olarak paylaştırılır. Noterler tarafından fazla ücret alındığı veya sarfına gerek kalmayan tebligat ücreti bulunduğu harçlara ait zaman aşımı süresi içinde anlaşılırsa ve her şahıstan fazla alınan 40 gösterge rakamının ücretin alındığı yılın bütçe kanununda gösterilen memur maaşı kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı aşan ücretler Adalet Bakanlığı tarafından ilgilisine iade ettirilir ve bakanlık ödeme için notere yapılacak tebligattan birliğe bilgi verir. Masrafı noter tarafından verilmek suretiyle yapılan tebligata rağmen ilgilisi bir ay içerisinde parasını almaz veya fazla alınan ücretten ve her şahsa düşen kısmı yukarıda gösterilen miktar kadar veya daha az olursa Türkiye Noterler Birliği'ne gönderilir. Para gönderilmediği takdirde birlik bu husustaki kararını İcra İflas Kanunu'nun ilamların icrası hakkındaki hükümler uyarınca yerine getirtir. Noter hissesi geliri. Noterlik Kanunu'nun 118. maddesinin ikinci fıkrası gereğince noterler, noterlikte yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar dolayısıyla tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarları üzerinden %3 oranında noter hissesi alırlar. Ortak cari hesap geliri. Yargı çevresi içinde birden çok noterlik bulunması veya bir ilin belediye sınırları içinde her yıl harç veya damga vergisine tabi değeri belli meblağdan fazla olan noterlik işlemlerinin yapılmasından elde edilen her çeşit ücret ve noter hissesi tutarının %15'ini aşmamak üzere noter odası yönetim kurulunca tespit edilecek oran alıkonulduktan sonra kalanı işlemi yapan noterlikçe milli bir bankada açtırılan noterlik ortak cari hesabına yatırılır. Noterlik ortak cari hesabında toplanan paralar her 3 ayda bir o yerdeki
ilgili noterlere veya varsa noterlik kanununa göre görevlendirilmiş noter vekillerine eşit miktarda ödenir. Noterler büyük şehir sınırları içerisinde ise ve mülki sınırlar içinde hem birinci sınıf noterlikler hem de başka sınıf noterlikler var ise birinci sınıf noterlikler için oluşturulan ortak hesap bu sınıfa mensup noterlikler arasında, diğer sınıf noterlikler için kuruldukları ilçenin mülki sınırları içindeki noterlerle ortak hesap birikintileri eşit miktarda paylaştırılır. Noterlerin giderleri. Noterlik Kanunu'nun 40. maddesinin 2. fıkrasında noterlik dairesinin her türlü giderleri notere aittir şeklinde açıkça hüküm vardır. Noterlik Kanunu yönetmeliğinin 5. maddesinin 5. fıkrasında da buna açıklık getiren şu hüküm bulunmaktadır. Noterlik dairesinin kirası, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, personel ücretleri, sigorta primleri, iş yeri ile ilgili vergi, resim ve harçlar, görevin yapılabilmesi için başkalarına gördürülen ilgili PTT ücretleri ve vergi mevzuatlarına göre gider kaydı mümkün olan sair harcamalar noterlik giderleridir. Noterlik giderlerinin tamamının noterden karşılanması, noterliğin serbest meslek olmasının sonuçlarındandır. İzin hakkı. Noterlik Kanunu'nun 57. ve 58. maddelerinde düzenlenen izin hakkı sosyal ve ekonomik haklardandır. İzin hakkı, kişilerin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili hak ve hürriyetlerindendir. İzin hakkı Anayasa'nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre noterlik hizmeti 6 aydan 10 yıla kadar 10 yıl dahil olan noterlerin 30 gün, daha fazla hizmeti olan noterlerin ise 40 gün yıllık izin süreleri vardır. Bu sürelere gidiş ve dönüş süreleri de dahildir. Noterlerin yıllık izinlerini vermeye yetkili makam ise Adalet Bakanlığı'dır. Tüm noterlik hukuku boyunca noterliğin özünde serbest meslek olduğunu ifade etmiştik. Adalet Bakanlığı'nın notere anayasal hakkı olan izin kullanmasında izin vermeye yetkili makam olması çelişki gibi görünse de noterliğin neredeyse mahkemelerin yetkisine yakın ve hukuku inşa eden işlemleri nedeniyle izin hakkının sınırlarının çizilmesi yerinde bir uygulamadır. Noterlerin 2 yıllık izinlerini birlikte kullanmaları mümkündür. Buna karşılık 2 yıl geçtikten sonra eski izinlerin kullanılması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle 2 yıl geçtiği halde kullanılmayan izinler tamamen düşer. Haklı bir engeli olmaksızın iznini 15 gün geçirenler istifa etmiş sayılırlar. İznini bu süreden az geçirmiş veya görevinden izinsiz olarak ayrılmış olanlar hakkında disiplin cezası uygulanır. Şu kadar ki bu sebeple ilk defasında en çok kınama cezası verilebilir. Mazeret izin hakkı. Noterlerin normal yıllık izinlerinin yanında bir de mazeret izinleri vardır. Kanun bu konuda açık hükümler koymuştur. Noterlik Kanunu'nun 57. maddesinin 3. ve 4. fıkraları iki değişik mazeret izni düzenlemektedir. Noterlik Kanunu'nun 57. maddesinin 3. fıkrası gereğince haklı bir engeli bulunmak şartıyla noterlere noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcısı tarafından gidiş ve dönüş dahil olmak üzere ve 10 günü geçmemek kaydıyla mazeret izni verilebilir. Bir yıl içinde bu şekilde alınan izinler toplamı 20 günü aştığı takdirde aşan süre yıllık izinden düşülür. Noterlik Kanunu'nun 57. maddesinin 4. fıkrası gereğince de Türkiye Noterler Birliği organlarında çalışmak ve Türkiye Noterler Birliği yahut Adalet Bakanlığı'nca verilen görevler dolayısıyla işinin başından ayrılmak zorunda kalan noterler, noterliğin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcısına
haber vermek şartıyla işin gerekli kıldığı süre için mazeret izinli sayılırlar. Bu izinler yıllık izinden hiçbir durumda indirilemez. Kanun koyucu, Noterler Birliği'ndeki çalışmalarda yahut Adalet Bakanlığı tarafından verilen görevlerin kamusal hak olan izinden düşülmesini engelleyerek bu faaliyetleri kamu yararına mesai olarak kabul etmiştir. Mazeret izni birinci durumda yani kişisel mazerette Cumhuriyet Savcılığından alınmakta, ikinci durumda yani Adalet Bakanlığı'ndaki yahut Noterler Birliği'ndeki görevlerinde ise Cumhuriyet Savcılığına haber vererek kullanılmaktadır. Her iki halde de bu izinlerin Adalet Bakanlığı'na bildirilmesi gerekir. Hastalık istirahati. Hasta noterler Cumhuriyet Savcılığı kanalı ile hükümet tabiplerinden veya devlet hastanesi doktorlarından alacakları rapor üzerine hizmet sürelerine göre aşağıdaki esaslar dahilinde izinli sayılırlar. 5 yıla kadar 5 yıl dahil hizmeti olanlar 3 aya kadar, 5 yıldan 10 yıla kadar 10 yıl dahil hizmeti olanlara 6 aya kadar, 10 yıldan daha çok hizmeti olanlara 1 yıla kadar izin verilir. Bu süreler sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kuruluşlarının raporu ile belgelendirilen noterlerin izinleri 2 katı kadar daha uzatılabilir. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen noterlerin görevlerine Adalet Bakanlığı'nca son verilir. Noterlerin normal yıllık izni, mazeret izni veya hastalık izni nedeniyle noterlikteki görevlerine ara vermesi durumunda noterlikteki işler vekaleten yürütülür. Noterlerin yükümlülükleri. Noterlik Kanunu noterlerin genel nitelikli yükümlülüklerini düzenlemiştir. Biz de kanunun sistematiğini alarak konuyu inceleyeceğiz. Noterlik göreviyle birleşmeyen ve noterlerin yasaklı olduğu işler, Noterlik Kanunu'nun 50. maddesi hiçbir hizmet ve görev noterlikte birleşemez diyerek esas kuralı ortaya koymuştur. Kural yerinde bir düzenleme olup, noterlik gibi çok önemli hukuki faaliyetin yanında bir başka faaliyeti barındırması mümkün değildir. Ancak noterler, yargı mercilerinin vereceği işlerle ilim ve hayır kuruluşları başkan ve üyelikleri, hakemlik, vasiyete tenfiz memurluğu yapabilirler. Noterler bu faaliyetlerini yerine getirirken esaslı faaliyet alanı olan noterlik bu durumdan olumsuz etkilenmemelidir. Kanun ana kuraldan ayrı noterler borsa oyunu oynamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinin 1. fıkrasındaki anlamda ticaret yapmak, kefil olmak, kendilerine ait iş ücretlerden herhangi bir şekilde indirim yapmak, aracı kullanmak, reklam ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak, her ne suretle olursa olsun noterlik ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaşma yapmakta yasaklılık getirmiştir. Çalışma saatlerine uyma yükümlülüğü. Noterlik dairesinde günlük çalışma o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter odaları, odada üye bulunan noterliklerin günlük çalışma ve tatil saatini odanın her yılki olağan genel kurul toplantısında bir yıl süreyle uygulanmak üzere tespit eder ve Türkiye Noterler Birliği ile Adalet Bakanlığı'na bildirir. Şu kadar ki noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. 52. madde hükümleri saklıdır. Tatilde iş yapma yasağı. Noterler tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinin dışında herhangi bir noterlik faaliyeti göstermeleri esasında yasaktır. Bu ana kuralın istisnası vasiyetname tanzim ve tasdiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemleridir. Noter,
Tatil günlerinde ve iş günlerinde mesai saatleri dışında noterlik işlemleri yapmaları halinde iş bu şekilde yapılması sebebinin evrakta gösterilmesi ve bu işlemin yevmiye defterinin tatilden sonraki ilk numarasına kaydedilmesi kanuni zorunluluktur. Emredici hükümlere uyma zorunluluğu. Noterler, kanunların emredici hükümlerine aykırı hususlarda işlem yapamazlar. Bu zorunluluk hükmü, imza onaylaması yapılan işlemlerin içeriği hakkında da uygulanır. Meslek sırrını saklama yükümlülüğü. Noter ve noterlik katipleri, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları kanunların emrettiği haller dışında açıklayamazlar. Çünkü noterler, adalet dağılımında her ne kadar avukatlar gibi kurucu unsur olarak sayılmamışlarsa da ifa ettikleri görev toplumdaki herkesin noterlere tereddütsüz güveninin inşa edilmesi gerekmektedir. Bu tereddütsüz güvende iş sahiplerinin sırlarının korunacağı güvenin kanuni güvence altına alınmasıyla mümkündür. Evrak ve defterlerin gizliliğine uyma yükümlülüğü. Noterlik evrak ve defterleri mahkeme, sorgu hakimliği ve cumhuriyet savcılıklarınca veya resmi daireler tarafından konusu da belirtilmek suretiyle noterlikte soruşturmaya yetkili kılınan kimselerce incelenebilinir. Noterlik evrak ve defterlerinin daire dışına çıkarılabilmesi mahkemenin veya sorgu hakiminin kararıyla mümkündür. Mahkeme veya sorgu hakimi İncelemeye konu evrakın dava sonuna kadar dosyada kalmasına karar verirse, bu takdirde evrakın bir örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylanarak aslı yerinde saklanmak üzere notere verilir. Noterin bulunduğu yerde inceleme imkanı bulunmaması sebebiyle evrakın başka bir yere gönderilmesi gerekiyorsa, noterin bulunduğu yer hukuk hakimliğinin onaylayacağı örnek aynı şekilde saklanır. Soruşturma yetkisi bulunan kişilerle Cumhuriyet savcılarının isteyecekleri örnekler noterlik ücretine tabi değildir. Diğer resmi ücret mercilere verilecek örneklerden yalnız yazı ücreti alınır. Yaş tahdidine uyma yükümlülüğü. Noterler 65 yaşını tamamladıklarında yaş tahdidine tabi tutulurlar. Kendileri istemese dahi yaş sınırlaması nedeniyle emekliye ayrılırlar. Noter işlerinden yasaklılık. Noterlik Kanunu'nun 76. maddesi, noter, tanık, tercüman ve bilirkişilerin aşağıdaki durumlarda noterlik işlemlerine katılamayacaklarını belirtmiştir. Noterin kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili onun vekili olarak hareket ediyorsa, aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin karı veya kocası ise, İlgililerden biriyle aralarında sıhri dahi olsa usul veya furu yahut kan hısımlığından üçüncü sıhri hısımlıkta ikinci derecede bu dereceler dahil civar hısımlığı yahut da evlat edinme ilişkisi varsa ilgililerden biri noterin katip veya hizmetlisi ise İlgililerden biri aralarında 2, 3 ve 4. bentlerde yazılı kişiler bulunan bir şahsın vekili olarak hareket ediyorsa, noterlik işlemi kendi yararına veya aralarında 2, 3 ve 4. bentlerde yazılı kişiler bulunan bir kimse yararına bir tasarrufu kapsıyorsa, bu durumlar şahsında tecelli eden noter, tanık, tercüman veya bilirkişi o işleme katılamaz. Bazı kimselerin de noter işlerinde tanıklık yapamayacağı kanunla özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre reşit olmayanlar, mahçurlar, hukuk usulü muhakemeleri kanuna göre yeminli tanık olarak dinlenilmeleri mümkün olmayanlar, noterin katip ve hizmetlileri noter işlemine tanık olarak katılamazlar.
Bir yerde sadece bir noterin bulunması ve onun da herhangi bir noter işlerinin yasaklılığı nedeniyle yapamaması durumunda o işlem aynı yerdeki asliye hukuk hakimi o yerde asliye hukuk hakimi bulunmuyorsa sulh hukuk hakimi tarafından yapılır. Noterlik işlemini yapan hakim noterlik ücret tarifesinde yer alan ücretlerden hiçbirisini ve bu işlemler dolayısıyla tahsil edilen vergi, resim ve harç karşılığı olan noter hisselerini alamaz. Ancak işlemin daire dışında yapılması durumunda Harçlar Kanunu'nun 34. maddesinde gösterilen yol tazminatının ilgili tarafından ödenmesi zorunludur.